Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde React eventlerini ve context bind etmeyi öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bu React eventleri oldukça kolay. Ancak bu context bind etmede biraz zorlanabilirsiniz. Özellikle JavaScript'i tam bilmiyorsanız, JavaScript konusunda hala sıkıntınız varsa biraz zorlanabilirsiniz. Ancak ben elimden gel geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biz JavaScript'te herhangi bir eventi oluştururken ve bu event sonrasında çalışacak fonksiyon oluştururken ne yapıyorduk? Direkt elementimize, eventimize ekliyorduk. Yine burada da aynı şekilde yapacağız. Mesela ben buradaki name'e bastığım zaman benim burada bir tane fonksiyonumun, bir tane metodumun çalışmasını ben istiyorum. Mesela burada bu H4'te bir tane onClick event oluşsun. Daha sonra bu onClick eventinden sonra da this.onClick event şeklinde bir tane fonksiyonumuz çalışsın. Bir tane metodumuz çalışsın. Daha sonra geldim arkadaşlar. Ben burada bu metodumu yazmak istiyorum. Bu metodumuz on click event metodu. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi biz burada event'i çalıştırdığımız için aslında burada JavaScript otomatik olarak bir tane event objesini buraya gönderiyor ve biz bunu yakalamak için de burada e şeklinde yazabiliriz veya event şeklinde de yazabilirsiniz. Fark etmez. Burada e şeklinde genel olarak biz e şeklinde yazıyoruz. Bunu burada yakalamış oluyoruz. Mesela ben bu metodun içinde arkadaşlar ilk olarak console.log i.target diyerek ben bu eventin nerede oluştuğu bilgisini alabilirim. Daha sonra da console.log test diyerek konsola bir tane çıktı yazdırmak istiyorum. Bakalım isterseniz. Mesela ben buraya basacağım. Burada onclick eventimiz oluşacak. Ve buradaki metodumuz çalışmış olacak. Baktığımız zaman bu şekilde çıktılarımızı biz alabiliyoruz. İşte react eventleri bu şekilde kullanılabiliyor. Ancak burada konteks bind etme ile ilgili kafa karıştırıcı bir konsept var arkadaşlar. Şimdi onu göstermeye çalışacağım. Burada dediğim gibi elimden geleni yapacağım. Ancak eğer anlamıyorsanız ve sıkıntı çekiyorsanız mutlaka bu bind ve dislerle ilgili biraz internette araştırma yapmanızı ben öneriyorum. Şimdi ben burada bunu sileceğim arkadaşlar. Ben burada diyeceğim ki console.log dis şeklinde bir şey söyleyeceğim. Yani burada acaba bizim disimiz neyi gösteriyor? Bunu görmeye çalışacağız. Şimdi bizim burada beklentimiz şu olabilir. Bu bir metot ve bu user klasında bir metot olduğu için bu dis buradaki user'ı, buradaki user objesini gösterecek diye bir beklentiye girebiliriz. Ancak JavaScript'te ve React'ta durum bu şekilde değil. Bakalım isterseniz bu dis ne çıktısı verecek? Bu dis arkadaşlar burada undefined şeklinde bir çıktı verecek. Yani bu diz şu anda nereyi gösteriyor? Şu anda hiçbir yeri göstermiyor. Burada undefined şeklinde bir sonuç aldık. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi bizim burada bir tane render metodumuz var. Bu klasımızın içinde bir tane metodumuz. Ve burada da kendi yazdığımız yani ek olarak bizim yazdığımız bir tane metodumuz var. Bu render fonksiyonu, bu render metodu aslında biz burada component'tan miras aldığımız zaman gelen bir metot ancak biz burada kendimize göre yazıyoruz. Ve biz bunu miras aldığımız için bu dizimiz arkadaşlar bizim kendi objemizi gayet güzel bir şekilde gösterebiliyor. Ki zaten biz daha önceden bu disi kullanmıştık. Ancak bizim kendi yazdığımız metotlarda bu disin nereye gösterdiği belli değil. O yüzden bizim bunu ek olarak bağlamamız yani bind etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar ben geleceğim buraya. Ve ben burada this.onclick nokta on click event yazmıştım. Ben diyeceğim ki bu on fonksiyonu, on click event metodu benim disime göre, yani benim user objeme göre çalışsın diyeceğim. Onun için de arkadaşlar biz JavaScript'te kullandığımız nokta bind fonksiyonunu kullanacağız. Daha doğrusu bind fonksiyonunu kullanacağız. Ve diyeceğiz ki burada bind this şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi ben burada bind istediğim zaman artık demek demiş oluyorum ki buradaki disim zaten benim user objesini gösteriyor. Ve ben demiş oluyorum ki on click event'in içinde dis kullanırsak artık bu dis buradaki user objemizi göstersin diyoruz. Bakalım istersin sonucumuza baktığımız zaman burada user objemizi görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında kafa karıştırıcı bir konsept değil. Sadece kendi yazma ve kendi yazdığımız metotlarda bizim, bizim bunu özellikle bind etmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde görebiliyoruz. Bind etmeyi istersek biz burada yapabiliriz arkadaşlar. İstersek de normal bir constructor'ın içinde de bind, etmiş, bind etme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi onu yapacağız. Ben burada bind'i silmek istiyorum. Ve ben burada bir tane constructor oluşturacağım. Burada pros. Kulaklığım takılıyor da elime o yüzden yazamıyorum. Bir saniye şunu şöyle çekeyim bir de alayım arkadaşlar daha sonra süper Props diyerek biz ana yapımızı kuralım ve daha sonra bind etme işlemimizi burada yapalım biz dis nokta event eşittir dis nokta bind dis diyerek hem orada yapabiliyoruz hem de burada bind işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz bunu yaptığımız zaman yine bu fonksiyonumuzun içindeki this bizim kendi objemizi gösterecek aslında bizim buradaki diss bind etme ile ilgili bir yöntemimiz daha var. Şimdi de onu göstermek istiyorum. Buradaki constructor'ı ben sileceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim JavaScript'te arrow function'larımız var ve arrow function'larla normal function'lar arasındaki fark şu. Arrow function otomatik olarak bind işlemini kendisi yapıyor. Onun için eğer siz buradaki metodu arrow function şeklinde yazarsanız otomatik olarak bind işlemini kendisi yaptığı için burada ekstra'dan bind işlemine ihtiyacınız kalmayacak arkadaşlar. Onun için ben bunu burada arrow function şeklinde yazmak istiyorum. Ve baktığımız zaman yine buraya bastığımız zaman yine user'ı gösterdiğini biz görebiliyoruz. Siz isterseniz arrow function şeklinde yazabilirsiniz. İsterseniz normal function şeklinde yazıp bind edebilirsiniz ekstra olarak. Hiç fark etmez. Ancak ben genel olarak arrow function'ları kullanıyorum. Şimdi ben bunu sileceğim arkadaşlar ve son olarak buradaki fonksiyonumuza değer göndermeyi göstermek istiyorum. Örneğin burada this.onclick event dediğimiz zaman ben bir tane değer göndermek istiyorum arkadaşlar. Değer göndermek için yine bizim bind'i kullanmamız gerekiyor bind fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Onun için nokta .bind diyeceğim. Bind'in ilk parametresinin dis olması gerekiyor. Daha sonra siz vereceğiniz değerleri burada virgülle ayırarak verebilirsiniz. Örneğin ben burada 34 değerini göndermek istiyorum. Yani bir tane sayı göndereceğim. Ve bu sayıyı da burada almak için arkadaşlar ben number ve e şeklinde yazmam gerekiyor. Bizim ilk olarak kendi gönderdiğimiz değerler burada önce yazılıyor. Daha sonra en sonunda da event değerini, event parametresini yerleştirebilirsiniz. Daha sonra geleceğim arkadaşlar bunu göstermek istiyorum. Ben 34 değerini göndermiştim. Burada numberla bunu aldım. Ve baktığımız zaman burada 34 sonucunu alacağız. Biz bu şekilde bind ile değer gönderebiliyoruz. Ancak burada bind'ın ilk anahtar kelimesinin dis olması gerekiyor. Bunu da lütfen unutmayalım diyerek Videoyu bitirmek istiyorum. E, Kafa karıştırıcı bir video olabilir, ancak bunları e, anlarsanız çok daha rahat ed rahat edeceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.